توجه فريق إكسترا تركي إلى موقع تصوير مسلسل يوم كتابة قدري، والتقى بالنجمة هاتيشة شندل قبل حفل زفافها. مرحبا كيزم، مرحبا كيزم، مرحبا كيزم. شفت على إيدك كأن في حنة. Evet, o benim kına gecemden. Yani bizim adetlerimizde öyle bir şey var. Evlenmeden önce bir kadınlar arasında kına gecesi yapılır ve gelinin eline kına yakılır. Evet. Ben dizi devam ettiği için çok fazla kınamı elimde tutamadım. Birkaç dakika tutup sildim. Çünkü Elif'in elinde kına olmaması gerekiyor diye. Evet. Aslında daha kara ve daha koyu olması lazım. Benim kıram biraz kalabalıktı ve hani ben set arkadaşlarımı da kınaya davet ettim ve oldukça eğlendiğimiz güzel keyifli bir akşam oldu. Benim için de muazzam geçti. بالنسبه للمعازيم siz bizleri bilmezden önce Bergüzar ve ben çocukluktan arkadaşız. Evet. Ve yani hani çok garip bir durum bu ama ikimiz de aynı mesleği yapıyoruz. Mesleğin aynı dallarında da başarıyla devam ediyoruz ama birbirimizin en özlerine kadar biliriz. Birbirimizin gönlün içindeki en ince detaylarına kadar biliriz. O beni gözümün içine bakar tanır, ben onu gözünün içine bakar tanırım. Çok eski arkadaşımdır. Benim Bergüzar'la birlikte aynı dönemde birçok arkadaşım var. Yani hala görüştüğüm, çocukluktan gelme bir arkadaş grubum var ve onlar da o gün oradaydı. Onun haricinde Pelin oradaydı, Pelin Karahan oradaydı, Merve Bolor oradaydı. Kaderimin yazıldığı gün ekibinin kızlarının tamamı oradaydı, oyuncu arkadaşlarımın hepsi oradaydı. Çok mutluyduk tabii, çok eğlendik. بأدائها المتمكن في مسلسل يوم كتابة قدري استطاعت هاتيكة شندل أن تبكي المشاهدين، إلا أن حياتها في الواقع تختلف تماما عن الدراما. تزوجتي كهرمان وخلص ما عاد في مشاكل. Onların evliliği... Sorun yok yani şu anda. Daha büyük sorunlar var. Neden? Çünkü kötülükler ve kötüler onların peşini bırakmıyor. Onların mutlu olmasına izin vermiyorlar. Seni seviyorum. Seni seviyorum Kahraman. من كهرمان مع انه كان في كثير مشاكل بعائلتك ووالدتك رفضت هذا الشيء. فلو كانت بالحقيقه كان ممكن تعملي هذا الشيء. Ya ben şu an çok şanslıyım. Gerçek hayatta evet ben de yakında evleniyorum ve gerçekten hani çok şanslıyım çünkü eşimin annesi o konularda çok hassas ve mümkün olduğunca bana çok destek oluyor. Ama eğer böyle bir şey başıma gelseydi ben orta yolu bulmaya çalışırdım. Elif gibi yapardım. Sevdiğim adamı asla bırakmazdım ve aşkıma sahip çıkardım. Ben bu gece karar verdim. Kuş olup gökte uçmaya. Sevdiğimi kızdığımı dünyaya haykırmaya. كنتي الوصيفة بتركيا وحتى بأوروبا. فكيف كانت هي التجربة وقديش غيرت لك من حياتك؟ Belki de hiç yapmayacağım bir şeyi bir cesaretle yaptığım bir andı. Açıkçası hiç o kadar ben beklemiyordum da hani derece alırım ya da işte hani Türkiye'de bir derece alıp da gidip ülkemi yurt dışına Avrupa'da bir şehirde temsil ederim diye. İkisi de çok sürpriz oldu bana. 19 numara Hatice Şendil. Ama benim kariyerim için bir faydası oldu mu olmadı. Çünkü ben o dönemden sonra yani en az 5 yıl zaten hani okul sürecim vardı ve işle ilgili bir durumum yoktu. Zaten çalışmadım. O yüzden kariyerime bir etkisi olmadı. Aşk sevgiden beter düşman aslında. Tüm sevenler gönül hep yok etmek ister. Ölmek ömür boyumuz süre. Derestil iktisad fi kitir nas ma bi'arfu hada şey. Fekif iştegalti a halek la tkuni mumethile mumeyyeze?
matematiği çok iyi olan oyuncular iyi oyuncudur diyebiliriz. Yani ben buna çok katılıyorum. Çünkü benim duygusal bir tarafımın yanında da analitik bir zekam var. Mantığıma da çok güvenirim ben. Eğitimim biraz ailemin isteği, biraz çevremdeki insanların desteği. Sonra o dönemin şartlarıyla birlikte başka bir şey okudum. Ama onu okurken de biliyordum içimde bir yerlerde böyle bir yeteneğimin olduğunu ve bunu yapmak istediğimi. Ben bugün ikisini buluşturabildiğim ve başarılı olabildiğim için çok mutluyum. نتوجه بأصدق التهاني للممثلة الحسناء والمحبوبة هاتيكا شندل وزوجها ونتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. هناك ثلاثة أمور في غاية الأهمية بالنسبة لسردار أوزار ولا يمكن أن يتخلى عن أي منها: زواجه، التمثيل، وفريق بشكتاش لكرة القدم. كل المشاهير اللي شفتهم كانوا بيشجعوا بشكتاش، فشو السبب؟ يا zaten şöyle bir durum var bir kere onu bir söyleyeyim. Beşiktaş'ın zaten böyle normal taraftarı yoktur gerçekten. Ya hastasıdır. Yani ya da onun ortası yoktur. O yüzden siyah, beyaz. Aynen öyle. Hiç ortası yoktur yani. Evet. Siz hangi takımısınız? Beşiktaş. حضرتك متزوج بس حابة أعرف منك الحقيقة إذا فعلا حبيبتك تركتك وراحت عند حدا تاني ممكن تلحقها وتقلها أنه لا بدك تكوني معي إجباري؟ Şimdi seven bir adam tabii ki kovalar yani o Allah korusun yani hani öyle bir şey ben geçen hatta eşimle izlerken diziyi o kendisi söyledi bana izlerken bir sahneyi dedi ki ya dedi düşünüyorum dedi seni izlerken bazen dedi yani hani böyle bir adamın varlığı çok korkutucu dedi. بالمسلسل كثير شخص غيور بالحقيقه بتغار كثير على زوجتك يعني سبن قسكنر diyelim yok çok değil çok değil yani hani benim eşim biz 6 yıllık evliyiz 5 yıl öncesi var bizim bir 11 yıllık zaten bir arkadaşlığımız var yani yoldaşlığımız var ve yani yine de insan tabi bazı anlar oluyor kıskanabiliyor Ona da seven kıskanır diyoruz artık. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Normal. Normal tabii. Ölürüm de seninle evlenmem. Sok bunu kafana. Tamam Maksut. Maksut ben halledeceğim tamam? Halledeceğim. Sen hiç merak etme. Yeter be. Yeter yeter. زعلتوك السيناريو ممكن تغير شيء فيه؟ Ben yazılan şeklinden çok memnunum ya. Maksut'u anlatan sahneleri oynamayı çok seviyorum ben. Elif'in dükkanına basıp silahı başına dayadığı sahne. Sen benim Ben de senin anına yazmışız. Silahı kafasına dayıyor ama yapamayacağını o da o kadar iyi biliyor ki. Sadece onu anlatmaya çalışıyor, kendini anlatmaya çalışıyor. Bunun da anlatma şekli bu. Ben senin o güzel gözlerine baktım. Sana kıyamıyor muyum? Ama sen bana kıyıyorsun herifim. يعتمد نجاح هذه السلسلة الدرامية